Evet sevgili dostlar, herkese Bursa'dan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bazı nedenlerden dolayı video atamamıştım. Herkeslerden özür diliyorum sevgili dostlar. Evet, yarın İzmir programımız ve Adana programımız var. İzmir'de 9 koşulu bir programla karşı karşıyayız. 2 altılımız var. 2 altılıya bölünmüş bir programımız var sevgili dostlar. Evet, İzmir şablonumuzu önümüzde koşu yorumlamasını hemen geçeyim sevgili dostlar. Evet, birinci koşudan itibaren 9 koşuyu aynı videomda vereceğim sevgili dostlar. Evet, birinci koşu Maiden satış koşusu, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Burada 10 İngiliz atının start alacağı bu koşuda 1 ile 3 numaralı atlar ekürü, bir ekürümüz daha var. O da 9 ile 10 numara atlar ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet, İzmir demiştik. Evet, ilk ayağımızda hemen şöyle başlayayım. Kocaeli'de Furkan'la sevgili dostlar. Furkan Yüksel'le, o da 2 numara Antepli Kayra. İlk atım olacak. Yani ilk atım derken sizde banko ile başlamak istiyorum. Burada Furkan'la 1400 kumunu Kocaeli'de üçüncülükte bitirdi. Bu sefer yarışı önlerde takip edip içten atacağı sprintle herkesi avlayacağını düşünüyorum. Ve de sizlere 2 numarayı, Antepli Kayra'yı tek olarak öneriyorum. Furkan Yüksel son çalışmasında zaten İzmir'de gerçekleştirdi. Gayet güzel bir galopla hazırlamış atı bu yarışa. Satış koşusunu, yani ilk ayağımızın koşusunda, birinci koşuda 2 numarayı sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet, ikinci koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumla start alıyor. Burada da 9 Arap atının start alacağı bu koşuda 2 numaralı Demir Bars ve 9 numaralı Jungle Ekiro olarak start alıyor sevgili dostlar. Burada ilk atım 1 numara olacak. Cesur Alim olacak. Kocaeli'de, yani kısa mesafede 1200'de ikinci oldu. Halil Kaplan'la koşmuştu. Bir türlü yol bulamamıştı. Hatta attığı sprint de çok güzel geldi ve ikinci oldu. Şimdi Fırat var üstünde. Bence ilk atım olacak. Mesafe belki uzun gelebilir ama biliyorsunuz bu mesafeleri kısadan gelen atlar, biz de takip altına aldığımız atları bu uzun mesafede gerçekten başarılı koşuyorlar ve de sürprize dayalı bir yarış sergiliyorlar. Sürprizli atlar da geldiğini görüyoruz sevgili dostlar. Mutlaka bir numarayı ilk atım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım sevgili dostlar 3 numara olacak. Güçlü Kaya olacak. Önlerde yerini alıp son düzlükte kafaya alıp bitirmeye çalışacak. O da 3 numara Güçlü Kaya olacak. Mehmet Kaya ile start alıyor. Onu da mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Üçüncü atım 6 numara Yiğit Ömer olacak. Sonlarda, yani o da son virajdan sonra kafaya alıp gitmeye çalışacak Güçlü Kaya gibi. Bunu da 6 numarayı da ikinci atım olarak sizlere öneriyorum. Dördüncü atım 2 numara olacak. Demir Bars olacak. Son 1900 kumunu kazanırken yarışı arkalarda takip etti. Virajdan sonra güçlü ataklarla gelip kazanmaya çalışacak Güçlü Kaya ve Yiğit Ömer'e bir kez daha avlamaya çalışacak. O yarışı hatırlarsanız aynı Güçlü Kaya gelip kafaya aldı sonlarda. Ondan sonra Yiğit Ömer yanına çıktı. Sonlarda da 2 numara Demirbaz mükemmel bir sprint atıp bunların ikisini de avladı. Yine avlamaya çalışacak. Aman diyorum arkadaşlar, buna da dikkat edelim. Beşinci atım tabii ki çifte telli olacak. Önlerde yerini alıp sonlarda atacağı güçlü sprintte bunu yapmaya müsait olduğunu düşünüyorum. 1900 kumunda İzmir'de kazanmıştı sevgili dostlar.
Yani burası 1, 3, 6, 2 ve 5 olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Üçüncü koşu handikap 16, 5 ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start oluyor. Burada da 9 Arap atımızın start alacağı bu koşuda 2 at ön plana çıkıyor. Yani 2 at önereceğim sizlere. 2 at yeterli olacak. O da 1 Ege'nin aslanı Fırat Aslan'la start alacak olan 2 numarayı da sizlere ikinci atım olarak öneriyorum. Bu grubun üstünde gördüm. 2 at yeterli diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşu şartlı 2. X1 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start oluyor. Burada da 11 Arap atımızın start alacağı bu koşuda, burada da 2 at ön plana çıktı. Yani incelememde galoplara, yarışları inceledim ve de 2 at ön plana çıkarttım sevgili dostlar. Onlar bu sefer Mehmet Kaya var şimdi üstünde sevgili dostlar. Startla birlikte kafaya alıp ve bitirmeye çalışacak. Bunu da mesafe de kısaldı zaten. Bunu da yapacağını düşünüyorum. İlk atım burada 8 numara Beyaz Sultan olacak. Mehmet Kaya'ların kendi atları. Geçen yarışın zaten apranti arkadaşımız vardı. Mesafe uzundu. Evet, 1900'de Alican İnci ile start almıştı. Şimdi Mehmet Kaya kendi biniyor sevgili dostlar. O yüzden ilk atım 8 numara olacak. İkinci atım 4 numara olacak. Ayduru Gökhan Kocakaya ile start alacak olan 4 numarayı da rakip olarak kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Evet. 5. koşumuz handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start oluyor. Burada da sizlere bir sürpriz önereceğim. Kuponumda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. O da 1 numara Hasan Efe olacak. Son koşusunda 1600 kumunu Alperen Oluk'la başarılı yarış koştu. Yarışı arkalarda takip edip sonlarda güçlü ataklarla gelip 3. oldu. Şimdi 200 metrede mesafe kısaldı. Yarışı önlerde takip edip atacağı sprintle herkesi avlayacağını düşünüyorum. Ve de bunları size sevgili dostlar 1 numarayı bankom olarak öneriyorum. Evet, 6. koşu Eylül koşusu A2 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start oluyor. 8 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda zaten burada banko deme dilim var mı? Banko söyleyeceğim dilim var mı? O da herkes biliyor zaten. 3 numara El Nino. Yani biliyorsunuz yarışlarını. Hiç lafa söze gerek yok. Ama ben burada El Nino'nun yanına bir at söyleyeceğim sevgili dostlar. O da Gökhan Gökçe ile start alacak olan El Nino'yu geçmeye en yakın aday görüyorum. Onu da 6 numara olacak. Ben buraya sevgili dostlar 3 ve 6 olarak kuponumda yer vereceğim atlar olacak sevgili dostlar. Tabii ki Can Dadaş da var Mustafa Çiçek'le, ama 3 numara en ciddi rakibi 6 olacak. 3 ve 6 olarak kuponumda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet, 7. koşu kısa vade 6, 3 yaş İngilizler 1400 metre kumla start oluyor 7. koşumuz. Burada da 7 İngiliz atının start alacağı bu koşuda 6 numara Long Star büyük ihtimalle yarın favori olarak çıkacak, ama Long Star'ı geçerler diyorum ve de kuponumda yer vermeyeceğim sevgili dostlar. Benim kendi kuponumda geçileceğini düşünüyorum. Yani bunu geçmeye çalışacak atlar Baba Avcı olacak ilk atım, ikinci atım 4 numara, üçüncü atım 2 numara, son olarak da 7 numarayı kuponumda yer vereceğim. Yani 6'yı kuponumda yazmayacağım ve de geçilecek diye düşünüyorum ve de öyle olacağını umut ediyorum. 1, 4, 2 ve 7 olarak kuponumda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet, 8. koşu Maylen bir koşu. Maylen satış koşusu 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor. Burada da 10 İngiliz atının start alacağı bu koşuda sizlere artık
Maiden'e veda edeceğini düşündüğüm Gökhan Gökçe ile start alacak olan Seda Kızım zaten kendi atları ve de bu grubun üstünde olduğunu düşündüğüm 9 numara Seda Kızım'ı sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet, 9. koşu altılımızın son ayağı oluyor. 2. altılımızın son ayağı oluyor sevgili dostlar. Şartlı 3 dişilere mahsus bir koşu X1. 4 veykor İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 15 İngiliz atın start alacağı bu koşuda gerçekten zor bir koşu. Yani parayı, tevziyeyi belirleyecek bir koşu olduğunu düşünüyorum. Burada çok at önereceğim sevgili dostlar. Hatta kapamalık bir ayak olduğunu düşündüğüm ilk atım 8, 6, 11, 2, 13, 12, 9, 10, 3, 4 ve 1 olarak kuponumda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Sıralamam tekrar edeyim. 8, 6, 11, 2, 13, 12, 9, 10, 3, 4 ve 1 olarak yer alacak. Bu mesafeyi iyi koşan atlar hepsi bir araya gelmişler. Parayı belirleyecek bir ayak olduğunu düşünüyorum. Mutlaka kuponunuzda değerlendirin sevgili dostlar. Evet, İzmir şablonum buydu sevgili dostlar. Birazdan Adana yorumlamamı yapıp sizlere tekrardan Adana'yı sunacağım sevgili dostlar. Evet, şansınız bol olsun, şansınız daima yanınızda olsun. Yazdığınız atlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun.